Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, mesleki taleplerini duyurmak amacıyla basın açıklaması yaptı. Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda gerçekleşen basın açıklamasına SMMO Başkanı Harun Evcimen, yönetim kurulu üyeleri ve mali müşavirler katıldı. De temsilcileri, bugün buraya daha güzel ve sevindirici, hepimizin hoşuna giden yeni müjdeli haberleri sizlerle paylaşmak için toplandığımızı belirtmek üzere bir araya geldiğimizi ben de çok isterdim. Ancak mesleğimizle ilgili yıllardır süregelen ve her geçen dönem üstüne eklenen birçok sorunlarımızla ilgili sesimizi duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle mesleğimize, meslek sorunlarımıza ve de kendinize duyduğunuz saygıdan ve verdiğiniz değerden dolayı bugün buraya kadar gelen siz meslektaşlarıma hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli meslektaşlarım, maalesef gün geçtikçe artan iş yükü ve meslek konumuzla ilgisi olmayan ama muhatabı biz olmak zorunda kaldığımız birçok angarya üretilmekte ve üzerimize yüklenilmekte. Örneğin enflasyonun sorumlusu mali müşavirler değil, enflasyonu biz çıkarmadık ama enflasyon muhasebesinin uygulaması mali müşavirlerin üzerine bırakıldı. Ayrıca bunun haricinde GKAP, iş gücü çizelgesi, yıllık işletme cetveli, gerçek faydalanıcı bilgi formu, TÜİK formları gibi mesleğimizle alakası olmayan angaryalar üzerimize yüklenmektedir. Üstüne bir de KOSGEB'in değişik uygulamaları, KOBİ beyannamesi güncellemesi gibi, KOBİ vasfı belgesi gibi alakasız sorunlar da eklenince meslek hayatımız çekilmez hale gelmekte. Ve bir de gelir idaresinin çalışmayan sistemleri. En büyük sorunumuz maalesef her ay karşılaştığımız sistemsel hatalardan dolayı işimizi yapamamak hepimizde çok ciddi stresler oluşturmakta ve sağlığımızı tehdit etmektedir. Söylemeye dilim varmıyor ama daha 15 gün önce bir meslektaşımız, ili de söylemeyeceğim, aşırı stresten, iş yoğunluğundan, işin içinden çıkılmaz hal aldığından dolayı maalesef bunalıma girip canına kastetti. Genç bir meslektaşımız ve daha yakın bir tarihte 15 gün önce yine bir ilde genç bir meslektaşımız bu stresten ve aşırı yorgunluktan dolayı beyin kanaması geçirdi. Vücudunun yarısı felç, şu anda hastanede yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. İşte bugün burada toplanmamızın amacı bu sorunlarımıza kökten çözüm bulunması talebidir. Bu sebeple yetkililerimizden artık sesimizi duyarak 35 sene önce o günün şartlarında çıkarılan meslek yasamızın günümüz şartlarına uyarlanarak acilen güncellenmesidir. Değerli meslektaşlarım, 81 ilde eş zamanlı olarak okuyacağımız basın bildirisini şimdi hepinizin huzurunda sizlere arz etmek istiyorum. TÜRMOB Genel Başkanımız Sayın Emre Kartaloğlu, 130 bin mali müşavirin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yaptığımız her türlü sözlü başvurularımızın dikkate alınması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekli başlıklı basın bildirisinde mali müşavirlerin artan iş yüklerine dikkat çekerek devletlerin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaçları olduğu açıktır. Ancak bu veriler toplanırken istenilecek verilerin mümkün olduğunca tek elden alınması, gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi için veri toplama için kullanılan yöntemlerin de sağlıklı çalışması büyük önem arz etmektedir. Ancak bugün mali müşavirlerin yükü artık dayanılmaz bir boyutlara ulaşmıştır. Meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu beyan ve bildirimlerin içerikleri kolaylaşacağına gün geçtikçe zorlaştırılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde iş verimini artırmak için haftalık çalışma günlerinin 4 güne indirilmesi tartışılırken biz mali müşavirler olarak neredeyse 7/24 ofislerimizde çalışmak üzere hapsediliyoruz. Görünürde mükellef ve işverenlerden istenilmekle beraber iktisadi ve sosyal hayata ilişkin ihtiyaç duyulan hemen her veri
mali müşavirler aracılığıyla toplanır hale gelmiştir. Bu durum meslek mensuplarımızın zaten çok ağır bir iş yükü altında ezilmelerine sebebiyet vermekte iken, bir de beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin sağlıklı çalışmaması ve yoğunluk dönemlerinde tıkanması, zamanla yarışan meslektaşlarımızın streslerini kat be kat artırmaktadır. Meslektaşlarımız rutin dönemlerde dahi beyan ve bildirimleri sağlıklı bir şekilde hazırlayamaz hale gelmişlerdir. 3568 sayılı meslek yasamızın birinci maddesinde kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin ifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek şeklinde tanımlanmıştır. Ancak bu kadar ağır iş yükü altında çalışmak zorunda bırakılan meslek mensupları bir işletmenin faaliyetlerini ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi mümkün değildir. Sadece Nisan ayında Gelir İdaresi tarafından ilan edilen vergi takviminde toplam 56 beyan ve bildirim verileceği açıkça görülmektedir. Bu beyan ve bildirimlerin yanında bir de son 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliğ ile sirküleri henüz 2-3 ay önce yayımlanan, hala uygulamada birçok tereddütü barındıran enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin yapılacak çalışmaları da aynı takvimde tamamlanmak zorunda bırakılması adil ve uygulanabilir bir uygulama şekli değildir. Resmi, idari ve hafta sonu tatilleri Ramazan bayramı ile birleşince toplam 12 günlük tatil nedeniyle Nisan ayında çalışma günü olarak sadece 18 gün çalışma günü kalmaktadır. Bu kadar kısa süreye bu kadar beyan ve bildirimin sağlıklı bir şekilde verilmesine imkan bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yaptığımız hem yazılı hem de sözlü başvurularımızı dikkate alınması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekli? Mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktarmış bulunuyoruz. Yaptığımız her görüşmede mali müşavirlerin ağır iş yükü altında ezildiği, omuzlarındaki yükün artık dayanılamaz bir seviyeye geldiğini, meslektaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının bu yükü kaldırmadığı sıklıkla ifade edilmiştir. Önerilerimize yıllardır sessiz kalınması sebebiyle büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması, beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemleri altyapılarının modernizasyonu şarttır. Ölçüsüz bir iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi mali müşavirlerin iş ve yaşam dengesini olumsuz etkiliyor ve insani yaşam haklarını maalesef ellerinden alıyor. Sorunlarımıza ivedi olarak çözüm üretilmesi için haykıran 130 bin meslek mensubunun çığlıklarına duyarsız kalınmamalıdır. Artık mevcut işlemlerimizi yapamaz hale geldik. Bıçak kemiğe dayandı değerli meslektaşlarım. İnsani şartlarda yaşamak biz mali müşavirlerin de anayasal hakkıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan her ay beyan sürelerinin uzatılmasını değil, günümüzde yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir çağda elektronik uygulama aracılığıyla toplanan verilerin etkin bir şekilde sınıflandırılmasını ve yasal olarak veri talep eden kurumlara, örneğin TÜİK, Merkez Bankası, Kamu İhale Kurumu gibi tüm kamu kurumlarıyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Aynı verilere dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini istiyoruz. Ayrıca vergi beyan sürelerinin resmi tatil günleri dikkate alınarak düzenlenmesini talep ediyoruz. Şu an meslek camiamızda bir infial hali mevcuttur. Meslektaşlarımız gece gündüz demeden rutin işlerinin yanında ay sonuna kadar kurumlar vergisi beyannamelerini yetiştirmek için uğraşmaktadırlar. Bayram tatili nedeniyle çalışmaların sekteye uğraması, mükelleflerin bilgi ve belgelerinin toplanamaması sebebiyle kurumlar vergisi beyannamelerinin süresinde sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi mümkün değildir.
kurumlar vergisi beyannameleri ile süresinde hazırlanıp beyan edilemeyecek durumda iken bir de bundan 17 gün sonra geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılması ve beyanname ekinde bilançonun eklenmesinin istenmesi biz mali müşavirlerin adeta cinnet geçirmesine sebebiyet vermektedir. 2024 yılı geçiş dönemi olması ve ikincil mevzuatın oldukça geç yayınlanması ve aşırı yoğunluk sebebiyle 2024 yılında geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemlerinin yapılmaması için dayanaklarıyla birlikte hazine ve gelir dairesine yaptığımız müracaatlarımızın hayata geçirilmesini önemle rica ve talep ediyoruz. 2023 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin ve elektronik defter beratlarının yüklenmelerinin Nisan ayındaki resmi tatil sürelerinin uzun olması nedeniyle zamanında yapılması ve yetiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle kurumlar vergisi beyannameleri ile e-defter beratlarının yükleme sürelerinin ve geçici vergi beyan süresinin uzatılması talebimizin yerine getirilmesi, ayrıca deprem bölgesinde devam eden mücbir sebep halinin bölgede yaşanan olağanüstü koşullar dikkate alınarak yıl sonuna kadar uzatılması ve bölgedeki mükellef için enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi olmaksızın uygulanması talebimizin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bizler devletimiz için her türlü fedakarlığı yapan, tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi ekonominin çarklarının dönmesi için sağlığımızı tehlikeye atarak üzerimize düşen görevleri yüksek sorumluluk bilinci ile yerine getiren bir meslek camiasıyız. Devlet bizim devletimizdir. Tabii ki kriz dönemlerinde herkesin elini taşın altına koyması ve var gücü ile çalışması gereklidir. Ancak hiçbir kamu gücünün de bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye, insanların psikolojilerini ve beden sağlıklarını bu kadar bozmaya hakkı yoktur. 130 bin mali müşavirin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz.